Kadıköy'deki derbide herkes yine genç kaleci Eray'ın performansını merak ediyor. Genç futbolcu Muslera'nın yokluğunda Fenerbahçe maçında milyon dolarlık ayaklara gol şansı vermemek için Cimbom'un kalesini koruyacak. Galatasaray'ın genç kalecisi Eray İşcan 2005 yılında Kilimli Belediyespor'da futbola başladı. Şu an içerisinde bulunduğumuz saha o dönemde çamurdu ve Eray 3 yıl boyunca futbol hayatını burada sürdürdü. Eray iyi bir stoperdi, ayakları iyiydi. Birden baktık, Eray birdenbire boyu uzadı. Boyu uzayınca ister istemez dedik artık seni de kaleci yapalım. Bizim bu Otel Krantis'in yanında bir sahamız var, kum saha. Eray da derdi, hocam işte idmandan sonra bana şut at, but at. Atardım, ondan sonra baktık. O sene okulu bitirdi, mezun oldu. Kilimli Spor'a götürdük onu artık. Dedim senin dedim ayak, ucu, dedim boyun uzadı. Dedim seni kaleci yapalım dedim. Bu sahada top oynamak, kendini göstermek çok zordu. Yani şimdi bu sahalarda rahatsın yani. Gösterebilirsin. O günkü o şartlarda o çocuk çalışmış, çabalamış, belli bir yere gelmiş. O toprak sahadan çıkma bir topçumuz yani, sporcumuz. Yani kolay değil o sahalardan sporcu çıkmak. Eray 2005'te futbola başladığında okuldan sonra evine değil, çamur olan bu sahaya gelirmiş. Okul bitmiş, üniformasıyla gelmişti. Arkada böyle topları falan topluyordu. O dönemin hocası Ümit Hoca onu kaleye getirmişti. O dönem ceketini çıkardığı halde o zamanki saha böyle değildi. Toprak çamurdu. Hani o dönemlerden belli ediyoruz yani. Hani nasıl diyeyim? Ceketle, kravatla çamur sahada bir o çatala bir o çatala atlıyordu. Genç eldivenin aldığı para çok konuşuldu. Hatta Danimarka basını Parken Stadında sosis satanlar bile ondan çok kazanıyor diye yazdı. Bu durumu hatırlatmamız Eray'ın babası Metin Bey'i bir hayli duygulandırdı. Tabii doğru değil yani o şeyler. Aslında yani Eray normalde sözleşme yaptı. 4 yıllık sözleşme yaptı. Yani o yalan haber, onlar spekülasyon yani. Bunlar doğru değil. Eray'ın Galatasaray'a transferi ise hiç kolay olmamış. O dönem birçok zorluk çekmiş. Ben şantiye şefiydim. Eray yanımızda ameleydi yani. Babası Eray'la kardeşini, abisini de getiriyordu. İşte onlar boru falan taşırlardı. İşte ufak tefek işler yaptırdık onlara. Galatasaray'ın genç futbolcusu Eray İşcan, Kara Elmas diyarı Zonguldaklı. Genç futbolcu bu şehrin plaka numarası olan 67 numaralı formayı giyiyor. Buradaki hemşerileri de kendisiyle gurur duyuyor. Yani Zonguldak için gurur verici bir şey. İşte kilimliğimizden çıktı o da. Eray bizim çocuğumuz. Eray'ı küçüklüğünden beri tanıyoruz. Kendisine son derece güveniyoruz. Herkes görüyordur, Zonguldaklılar da Eray'ın çok tuttuğunu, çok iyi bildiklerini iyi biliyorum ve umarım yol açık olur. Gurur verici. Milli takıma da seçilirse daha önü açık yani, genç